İktidar partisi üyeleri ne söyleyeceklerini, nasıl savunacaklarını e, bilemez vaziyette. Ekonomideki bu kötü gidişatın müsebbibi olarak farklı yerleri gösteriyorlar sadece. Oysa ki birazdan izleyeceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha "Ekonominin kitabını yazdık." açıklaması yaptı. Benim uzmanlık alanım, şahsımın uzmanlık alanı ekonomi diyor. Ve gelmiş olduğumuz nokta ortada. Birazdan göstereceğim. Daha da detaylıca konuşacağız. AKP sözcüsü olmak da kolay bir iş değil. AKP sözcüsü Ömer Çelik de az evvel hani ne diyeceğini de bilemedi. Ee, Naci Bostancı e, genel merkezde göreve çekildi. Onunla ilgili planlanan bir şey dedi mesela. 50 artı bir sisteminden rahatsız Cumhurbaşkanı Erdoğan ama Ömer Çelik az evvel dedi ki e, biz önümüzdeki seçimlere 50 artı bir sistemiyle gitmek zorundayız. Yani bir kafa karışıklığı da var elbette iktidarda. Ha, Naci Bostancı AKP Grup Başkanı neden genel merkeze çekildi ya da neden genel merkezde bir görev aldı? Biliyorsunuz istifa yok AKP'de. Görevden affını rica etmek var ya da farklı görevlendirme var. Böyle tabir ediyorlar. Naci Bostancı biraz dinleneceğim ayrılıyorum açıklaması yaptı. Bu ilginç. Biraz dinleneceğim ayrılacağım ayrılıyorum dedi ama genel merkez danışmanı olarak görevlendirildiği belirtiliyor. İktidar partisinin meclisteki bir numaralı ismi Bostancı grup başkanı. Biraz dinleneceğim diyorsa bu bir metal yorgunluğu. Sadece kendi ile ilgili bir yorgunluk olmasa gerek. 7 Temmuz 2018'de grup başkanlığına seçilmişti. 3 yıldır görevi sürdürüyordu ama o sırada AKP'de bazı değişiklikler oldu. İşte onlardan rahatsız olduğu söyleniyor. İşte özellikle Mustafa Elitaş'ın abi pozisyonuna geçmesi, işte Bostancı'nın görevini yaparken pasifize edilmesi gibi sebepler saymakla bitmiyor kulislerde konuşulanlar. Neyse biz devam edelim biz cebimizdeki paraya bakalım. Ekonominin kitabını yazdık deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi o kitabın ön sözünü de siz yazın lütfen tweet atın. Artık vatandaş konuşuyor yani korku duvarı çoktan aşıldı. Şurada sokakta mikrofon uzatsanız bir YouTube kanalı için röportaj yapsanız neler neler söylüyorlar. Öyle eskisi gibi çıkar telefonunu göster demeye de artık pek kimsenin dili varmıyor. Çünkü biliyoruz ki yahu motor kuryeye diyor ki hayat pahalılığından şikayetçi olan motor kuryeye çıkar telefonunu göster diyen var. O telefonla sipariş alıyor, sipariş takip ediyor, adrese gidiyor zaten motor kurye. Konuşacağız efendim bunları. Şimdi bir hatırlatalım. Arşivlerden bir haber hazırladık bu yeni hafta için. Ee, Türk lirası nasıl eridi, nasıl değer kaybetmeye devam ediyor? Ve her gün iğneden ipliğe... Her şeye nasıl zam geliyor? Bu ekonominin kitabının ön sözüne gelin birlikte başlayalım. İşte biz bu noktada ekonominin Allah kitabını yazdık. Bir dolar on liraya geçti. Sarayda oturan kibir abidesi ekonominin kitabını yazmaktan bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanı yazdığın kitap buysa vay geldi halimize. Senin yazdığın kitap anlaşılan Hitip hit dilinde. Çünkü sen de dahil hiç kimse bir şey anlamıyor. Dolar karşısında hızla eriyen Türk lirası, gitgide düşen alım gücü. Her gün iğneden ipliğe gelen zamlar. Muhalefete göre Türk ekonomisi çöküyor. Ama Erdoğan'a göre ekonominin kitabını kendileri yazdı. Damat at izi it izine karıştı deyip Allah sonumuzu hayır eylesin dedi kaçtı gitti. Şimdi intikam soğuk yenen bir yemektir diye kitap yazdığı söyleniyor. Ama daha önce kayınpederiyle beraber yazdıkları ekonomi nasıl batırılır kitabı var. O kitap milleti perişan etti. Türkiye'de gelen gün geçen günü aratmaktadır. Her gün zam, her gün yeni bir darboğaz milletimizi yormaktadır. Millet aç diyor. Ya bu 5000 bin kişi burada çalışıyor. Dolar 10 liraya geçti, Enflasyon %50'yi geçti, açlık sefalet kol geziyor, esnaf perişan, sanayici batakta, işsizlik arttı, çiftçi icrada. Sayın Cumhurbaşkanı, sen yazsan yazsan masal kitabı yazarsın. Sayın Erdoğan, e, ekonomin kitabını yazdık diyor, doğru. Gerçekten iktisat bilimcilerinin çok iyi incelemesi gereken bir... AK Parti iktidarı dönemi var. CHP sözcüsü Faik Öztürak ekonominin kitabını yazdık diyen Erdoğan'a sert çıktı. MYK sonrası yaptığı açıklamada. Erdoğan'ın yazdım diyerek böbürlendiği iki kitapta çöp konteynerlerinden pazar atıklarından rızkını çıkarmaya çalışan on binlerce insanımızın dramı var. 17 milyon 921 bin yoksul var. Erdoğan'ın yazdığı kitapta millete verilen sözlerin altında ezilmek var. Bir cümle ön söz yazmışsınız ekonominin kitabına çok fena o birer cümle çok fena Yaz, yazılan kitap tek sayfa ve tek cümle bir dolar nasıl 10 lirayı geçer diye yazmış Oğuz Bey. Bir başka izleyicimiz emekli nasıl aç bırakılır ön söze tek cümle demekte ekonomi kitabının ön sözünü yazıyoruz bu akşam birlikte. Ee, çok ilginç ben hayret ettim doğrusu. Geçen hafta Saadet Partisi lideri Temel e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden çıktıktan sonra dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Öyle olduğunu düşünüyor. Ekonomide de kötü giden bir şey olmadığı kanaatinde. Ne ek ekonomide ne dış politikada kötü bir şey var diyor. Yani her şey yolunda diyor. Buna inanarak söylüyorsa o çok fena. Tek bir şikayeti var. O da galiba biraz hani e, MHP'ye mahkum olmakla ilgili iktidar için MHP'ye mahkum olmakla ilgili 50 artı 1. 50 artı 1 ile ilgili sıkıntısını iletmiş Temel Karamollaoğlu'na. E az evvel de Ömer Çelik açıkladı dedi ki önümüzdeki seçim bu sistemle yapılacak. Yani %50 artı 1 oyu alan bitirir bu işi. Önümüzdeki seçimde de değişmeyecek bu sistem. Aynen uygulanacak dedi AKP'nin sözcüsü. Siyaset %50 artı biri tartışıyor. Dar gelen, bol gelen 50 artı bir değil. Bu ülkeye dar gelen mevcut sistemin tamamı. 50 artı 1'de ciddi problem çıkıyor. Gelecekte de çıkaracak. Türkiye'yi kaosa sürükleyeceğini söyledim, söylüyorum. 50 artı 1 e, noktasında hata yaptıklarını kabulleniyorum. Temel Karamoğluoğlu'nun Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sonrası %50 artı 1 tartışması başladı. 50 artı 1'de Erdoğan da hata yaptıklarını kabul etti. 50 artı 1'in mahsurlu olduğunu anladık. O zaman o kadar sıkı bir şey bağlamamamız gerekiyormuş. Onun farkına vardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düşüncesine sonuna kadar iştirak ediyorum, katılıyorum ben. Bu suni yapı da ne yapıyor? Zeminde bir bozulmaya sebebiyet veriyor. Bu ucube rejim elbisesinin ülkemize dar geldiği 3 yıllık tecrübeyle görüldü. Milletimiz bedel ödedi. Yapılması gereken bellidir. Bu ucube rejim elbisesini toptan çöpe atmak gerekir. Haziran 2023'teki seçim bugünkü sisteme göre yapılacak. Mecliste 360 çoğunluk elde edilemedi. Parlamenter sistemi isteyenler 320'de kaldı. O zaman ne olacak? Bu sistemle Türkiye 5 sene bir belirsizliğe girmiş olacak. Siyaset yapanların bunu görmesi lazım. Muhalefete göre Cemil Çiçek'in bu açıklaması Cumhurbaşkanı'nın seçimi kaybedeceğinin bir işareti. Bir hükümet eğer e, oyunun kurallarını değiştirerek iktidara devam etme hesabına girmişse artık o hükümetin ayrılma zamanı gelmiştir diyoruz biz. Yani müsait bir yerde inmeleri gerekecek. Ülkemize de milletimize de yakışan birinci sınıf bir kumaştan yepyeni, kaliteli, güçlendirilmiş parlamenter sistem elbisesidir. İttifaklar gibi %50 artı bir barajı da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir sonucu. Şimdi siyaset sebep sonuç hesabı yapıyor. Alayı bir hata yapmışız bu 50 artı bir sistemini getirerek diyorsa bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan en son anayasa değişikliğinde hayır oyu kullananlar neden hain ilan edildi bu ülkede? Hepimiz ben dahil hepimiz düşmanlaştırıldık hayır kampanyasını şeytanlaştırdılar adeta ekranlarda. Niye böyle oldu diye sormak lazım değil mi? O zaman uyarmıştı aslında milyonlar. Olmaz bu sistemle ülke yönetilmez denilmişti. Şimdi sistemin yürümediği, Türkiye'yi uçuşa geçirmediği görüldü. Bu sistem için o isterken Cumhurbaşkanı Erdoğan verin yetkiyi, görün etkiyi demişti. Şimdi vatandaşın önerisi ekonominin kitabını biz yazdık diyen Cumhurbaşkanı'na kitabın ön sözü verin etkiyi, görün Verin yetkiyi, görün etkiyi olsun diyenler var. Şimdi verdik yetkiyi ama etkisini göremedik. Daha doğrusu olumsuz etkilerini gördük. Sözler seçmene verilen sözler tutulamadı, zira bunun için e, kaynak da yaratılamadı. 3.600 ek göstergeyle ilgili. Örneğin, memura verilmiş olan söz. Farklı farklı açıklamalar var. Hani az evvel dedim ya iktidarda bir kafa karışıklığı var diye az evvel söyledim ya. O kafa karışıklığını gösteren tarih tarihi açıklamalar.